Ben de herkese merhaba diyorum. Emek ve Adalet Platformu kurucusu arkadaşlara çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu toplantının da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kanımca gayet nitelikli ve seçkin önemli bir toplantı yapıyoruz. Hatta bunun tarihi bir toplantı olduğu bile söylenebilir. Bunun ne manaya geldiğini ilerleyen yıllarda anlayacağız. Türkiye'de şu ana kadar yapılmadık şeylerin, düşünülmemiş şeylerin, bir araya gelmemiş ve gelemeyecek olan insanların bir araya gelmesi, bunları yapması, düşünmesi bir şekilde gerçekleşiyor. İlkler her zaman yalnız başlar. Şaşkınlıkla ve gariplikle karşılanır. Ama zaman içerisinde kartopu gibi yuvarlana büyür. Bu nedenle buradaki konuşmalar da kanımca son derece nitelikli konuşmalardır. Bunların üzerinde ayrıca tabii durulması gerekiyor. Ama ben sözü daha fazla uzatmadan Kur'an'da eşitlik meselesini özet olarak sizlere sunmak istiyorum. Klasik dindar zihinde şöyle bir söz vardır. Hemen hemen bütün dini cemaatlerde, vakıflarda yaygındır. İslam'da eşitlik yoktur, adalet vardır derler. Bu külliyen yanlıştır. En azından Kur'an'ın metnine, lafzına, kavram içeriğine aykırıdır. Çünkü Kur'an'da eşitlik diye bir kavram kullanılıyor. Musavat diye de Osmanlıca'da kullanılan eşitlik kavramı Kur'an'da hasreten yer alıyor. Ben size şimdi bunu özet olarak nerelerde kullanılıyor göstermeye çalışacağım. İlk olarak eşitlik kavramı İnsanın yaratılışı anlatırken kullanılıyor. Çok ilginç. Kur'an'da insanın yaratılışı anlatılırken bu kökten gelen kelimeler kullanılıyor. Mesela فَخَلَقَكَ وَسَوَّاكَ وَعَدَلَكَ Seni yarattı, musavi kıldı ve adaletli yaptı. Seva ve adele, yani eşitlik ve adalet kavramı insanın yaratılışı anlatılırken kullanılmaktadır. Ben bunu şöyle yorumluyorum. İnsan yaratılırken eşit yaratılmıştır. Doğuluyla batılı, güneyliyle kuzeyli, kadınıyla erkek arasında herhangi bir fark olmaksızın yaratılıştan külliyen insanlar eşit analarının karınlarından doğarlar demektir. Bunu genellikle biçim verdi, şekil verdi, düzgün kıldı diye çevirirler ama bu köklerin kelime kullanıldığına göre ve hem musavat hem de adalet yan yana kullanıldığına göre biraz önce okuduğum ayette de gördüğünüz gibi bunun bir hikmeti, bir mesajı olmalıdır. Kur'an rastgele kavramlar kullanmaz. Bir yerde bir kavram kullanıyorsa mutlak surette orada bir mesaj vermek istiyor. Önce diyor ki eşit kıldı, sonra da adaletli yaptı diyor. وَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ Musavi kıldı ve adaletli yaptı. Yani eşit yarattı, sonra da bu eşitliği bozulduğunu gördüğü an ona içinde adalet duygusunu fışkırıp çıkacağı şekilde koydu demektir. Dolayısıyla adalet eşitlik arasında kopmaz bir bağ vardır. Bir yerde eşitsizlik gördüğünüz zaman içinizde adalet hissi uyanır. Mesela güçlü birisi zayıf birisini döverken veya bir kız tankın altında ezilirken ayağa kalkarsınız. Veya baklava çalan çocuğa
20 sene ceza verildiği zaman, 17 sene ceza, 9 sene ceza verildiği zaman nerede bu adalet diye bağırırsınız. Bir eşitsizlik gördüğünüz an insan içerisinde uyanan duygudur adalet. Ve birbirini takip eder. Bu nedenle insan eşit yaratılmıştır. Ve içine adalet duygusu konmuştur. Nerede bir eşitsizlik varsa o adalet duygusu kabarır. O adalet hissinin tatmin olması için eşitliğin sağlanması gerekir. Arasında bu şekilde kopmaz bir bağ vardır. Mesela Kıyamet Suresi 36-39, Secde Suresi 9. ayetlerde bu manada eşitliğin kullanıldığını görebilirsiniz. Birinci düzeyde yaratılış anlatılırken kullanılır dedim. İnsanın yaratılışı. İkinci düzeydeki seva veya musavat, eşitlik kavramı dünyadaki bir takım olaylar kıyaslanırken kullanılır. Mesela Nahl Suresi 16. ayet. Kör ile gören eşit olur mu? Karanlık ile aydınlık eşit olur mu? Tevbe Suresi 19. ayet. Hacılara su verme ve mescidi haramı onarma ile Allah yolunda cihat eşit olur mu? Sonra Nisa Suresi 95. ayet. Oturanlar ile malları ve canları ile cihat edenler eşit olur mu? Sonra Nahl Suresi 75. ayet. Kendine bile sahip olamayan zavallı bir kul ile verdiğimiz rızıklardan gizli açık infak eden eşit olur mu? Bu şekilde ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de. En önemliler bunlardır. Bir takım şeyleri diğer bir takım şeylerle karşılaştırarak şununla şu eşit olur mu? Şununla şu eşit olur mu? Diye soruyor. Mesela kendine bile sahip olmayan zavallı bir kul ile verdiğimiz rızıklardan gizli açık infak eden eşit olur mu? Karanlık ile aydınlık eşit olur mu? Kör ile gören eşit olur mu? Şimdi bu sorular insanın yaratılışından sonra, insanoğlu yeryüzüne dağıldıktan sonra meydana gelen eşitsizliklerdir. Bu eşitsizlikleri onaylamak için bu soruları sormuyor. Durumu tasvir ediyor. Ben diyor sizi eşit yarattım. Önünüze adalet duygusu koydum. Ama insanlar yeryüzüne yayılınca kendi elleriyle yaptıklarından dolayı kimisini kör ettiniz, kimisi körür oldu, kimisini kör ettiniz, kimisini efendi ettiniz, kiminiz hacılara su veriyor, mescidde haramı onarıyor, kiminiz de Allah yolunda cihad ediyor. Şimdi bunlar arasında bir eşitsizlik meydana geliyor. İkinci düzeydeki eşitlik kavramının kullanılışı buralardadır. Yeryüzünde var eşitsizlikleri tasvir içindir, gözler önüne sermek içindir. Fakat sandığın aksine bunlar var olan eşitsizlikleri onaylamak için söyleniyor değildir. Mesela yaygın kanaate göre Allah eşitsizliği takdir etmiştir. Yani kimimiz zengin, kimimiz yoksuldur, kimimiz güçlü, kimimiz güçsüzdür, kimimiz erkek, kimimiz kadındır, kimimiz şanslı mahallelerde, şanslı ailelerden doğar, kimimiz varoşlarda, sefalet içerisinde doğar. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar Allah'ın takdiridir. Allah yeryüzündeki insan hayatını böyle dilemiştir, böyle takdir etmiştir derler. Bu da külliye gelmiştir. Böyle bir şey yoktur. Bu bir Emevi propagandasıdır arkadaşlar. Emeviler dediler ki sizin başınızda bulunmamız Allah'ın takdiri iledir. 91 yıllık babadan oğula geçen Emevi sülalesinin varlığı Allah tarafından takdir edilmiş bir kaza ve kaderdir. Artık bunu kabul edeceksiniz. Her kim buna isyan ederse,
Her kim buna karşı çıkarsa Allah'ın takdirine karşı çıkıyor. Allah'ın kaderine isyan ediyor. Bu şekilde yeryüzündeki var olan eşitsizlikler kader ile, Allah böyle diliyor ile, Allah'ın takdiri böyle ne yapalım ile meşrulaştırılır ve Müslüman zihne onaylatılmak istenir. Halbuki bunların hepsi insanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Biz kendi ellerimizle kurduğumuz düzenlerden dolayı ihtiraslarımıza kapılarak yaratılıştaki eşitliği bir şekilde bozmaktayız. Allah'ın aramıza yerleştirmiş olduğu farklılıkları birbirimizin aleyhine eşitsizlik yaratacak şekilde delil olarak kullanmaktayız. Birimiz demekte ki bilgi bende, diğeri demekte ki iktidar bende, diğeri demekte ki servet bende. O halde bunlar bende olduğuna göre ve bunlar sizde olmadığına göre bunları gelip benden alacaksınız. Bunların üzerine tekel oluşturup diğer insanlar üzerinde hegemonya kurmaya kalktığınız zaman ne oluyor? Kendi ellerinizle insanlar arasında eşitsizlik yaratıyorsunuz. Bu nedenle Kur'an bu eşitsizliği giderme amacıyla bilginin, iktidarın ve servetin belli ellerde toplanmasına ve dönüp kullanılmasına şiddetle karşı çıkar. Hatta buna şiddet. Şiddet esas itibariyle bununla ilgilidir. Siz eğer bilgi benden, o aradığınız benden gelin, size vereyim derseniz ve insanları önünüzde sıraya sokar, bunu size vermek için bana şurada para vermeniz gerekiyor veya benim yanımda şurada çalışmanız gerekiyor derseniz hegemonya kurulur. Bilginin tekeli üzerinden hegemonya kurmaya iktidar tekeri üzerinden hegemonya kurmaya kalkmak, servet tekeri üzerinden hegemonya kurmaya kalkmak, Kur'an literatürüne göre şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Bu nedenle insanlar başlangıçtaki eşit yaratılışa dönmek için sonradan ortaya çıkan bu eşitsizlikler tasvir edildikten sonra yer yer üçüncü düzeydeki eşitlik kavramları gelir. Üçüncü düzeydeki eşitlik kavramları da tekrar başlangıç düzeyindeki eşitliğe dönme çağrısı yapan ayetlerde görülür. Örneğin Fussilet suresi 10. ayet. Der ki yeryüzünde sabit dağlar var. Orasını bereketlendirdi. Orada dört mevsim güç kuvvet kaynaklarını isteyenler, ihtiyaç sahipleri eşit olarak yararlansın diye takdir etti. Bakın bu Kur'an'ın çok esaslı mesaj veren bir ayetidir. Metniyle birlikte tekrar ifade ediyorum. فَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتُهَا ف۪ي اَرْوَاتِ اَيَّامٍ سَوَا اَلْمِسَانِ yeryüzünde kuvvetler, rızık ve rızık kaynakları, üretim ve üretim araçları var. Ekvat, kuvvetler demektir. Ona sahip olduğunuzda kuvvet sahip olursunuz. İşte bir toprağınız olduğu zaman, maden ocağınız olduğu zaman kuvvet sahibi olursunuz. Onun üzerinden üretim sağlarsınız. Üretim aracı size geçer. Buna Kur'an ekvat diyor. Rızık ve rızık kaynakları diye bunu çeviriyoruz. Bunları diyor var etti. Fî ervâti eyyâmi. Dört mevsim üreyip girer, türeyip girer. Gökten yağan yağmurla, yerde büyüten nebatla ve bu döngü içerisinde insanlar bir şeylere sahip olurlar ve onlar üretirler. Toprağı ekerler, makinelerle tarlaları sürerler, hasatları kaldırırlar. Bütün bunlar üretim ve üretim araçlarıdır. Yani ekvattır. Dört mevsime yayılmıştır. Bunları da var etti. Sonra ne yaptı? Sevaen lisailin. Ona ihtiyacı olanlar eşitçe bunları
bölüşmesini takdir etti. Zekat da. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Kur'an eşitsizliği değil, eşitliği takdir etmiş oluyor. Çünkü bizatihi fekat deva diyor. Takdir etti. Cümlenin en sonundaki şeyi takdir etti. Yani sevâ-el sâidîni takdir etti. İhtiyaçlı olanlar eşitçe bölüşsünleri takdir etti. Sanıldığın aksine var olan eşitsizlikler takdir edilmiş değildir. Tam tersi ilk başlangıçtaki eşitlik takdir edilmiştir. Takdir etmek de şu anlamdadır. Böyle dilemiştir. Böyle olmasını murad etmiştir. Böyle olmasını istemektedir. Böyle olmasını istediği için de insanları sürekli buna çağırmaktadır. Mesela başka bir yerde de rızıkla üstün kılınanlar yanlarındakiyle eşit hale gelmemek için onlara vermiyorlar. Allah'ın nimetlerini mi inkar ediyor bunlar. Bu da Nahl Suresi 71. ayettir. Şimdi bu tür ayetler klasik tefsirlerde özellikle çağımızda zihni anti-komünist terkimlerle şekillenmiş olan müfessirlerde yamultulur, yumuşatılır ve sinirleri alınır. Mesela bunlardan bir tanesi Mevdudi'dir. Bütün radikal İslamcı hareketlerin zihnini oluşturan, tefsir muayenesini oluşturan kişidir. Onun açıklamalarına baktığınızda biraz evvel anlattığım yorum komünistlikle itham edilir. Aman bundan uzak durun denir. Ve buradaki eşitlik kelimeleri dengeli olmak şeklinde çeşitli kelimelerle tevhid edilerek ifade edilir. Mesela biraz evvel anlattığım Husra Suresi 10. ayette Mevdudi'ye göre isteyenler için eşitçe takdir etmek kavramı hayvanlar içindir. Bunun insanlarla alakası yok. Bu diyor hayvanlar için söylemiştir. Aksi halde diyor eşitlik, insani eşitlik kavramını kullanmak zorunda oluruz. Bu da bizi sosyalizme götürür. Öbürü de putlarla ilgilidir. Rızıkta üstün kılınanlar yanlarındakilere eşit hale gelmemek için onlara vermiyorlar. Bu da putlarla ilgilidir. Yani Allah burada Efendi ile kulu karşılaştırarak bu ikisi eşit mi ki siz putlarla Allah'a eşit diyorsunuz demektedir. Kaldı ki öyle olduğu varsayılsa bile daha şiddetli bir durum ortaya çıkıyor. Yani Tanrı yarattıklarıyla eşit olmaz. Siz kim oluyorsunuz ki yanınızdakiyle eşit hale gelmiyorsunuz? Üstüne üstlük de putları Tanrı'yla eşit hale, eşit hale görüyorsunuz gibi daha şiddetli bir şey söylemiş oluyor. Şimdi eşitlik kavramının Fransız devriminden geldiği, Batı'ya ait bir kavram olduğu, İslam dil, tarih ve kültür evreniyle hiçbir alakası olmadığı ön yargısından kaynaklanan yorumlardır bunlar. Bunlar kesinlikle doğru değildir. Benim görüşüme göre tam tersi. Mesela emek, emeğin hakkı, ezilenler, yoksullar, alttakiler, dittekiler, insanlar arasındaki eşitsizlik, hürriyet, özgürlük, bunların hepsi dini dünyadan devşirilerek modern dünyaya geçmiş. Yeryüzünde peygamberler tarihi, aynı zamanda devrimler tarihi. Peygamberlerin etrafında toplananlar daima ezilenlerdir. Kavmin zenginlikten şımarmış ileri gelenler hep peygamberlerin karşısına geçmiştir. Hiçbir peygamber yoktur ki kendisine yanındaki yoksulları kov denmesin. Hiçbir peygamber yoktur ki kendi zamanının egemeni tarafından öldürülmek ve yok edilmek istenmesin. Bunlar eğer eşitlik deniyorsa, kardeşlik deniyorsa, özgürlük deniyorsa, Fransız devrimine kadim dini dünyadan geçmiştir. Emek deniyorsa, sınıfsız toplum deniyorsa, ezilenler deniyorsa, işçiler deniyorsa, bunlar hepsi
Marksizme kadim dini dünyadan geçmiştir. Modern dünyada dinler nispeten geri çekildiği için, yenildiği için ve biraz daha insanlık tarihinde zamanı doldurduğu için onun yerine yeni devrimler ve kavramlar ortaya çıkmıştır. Fakat bunların kökü hepsi geçmiştedir. Dinler tarihini bu gözle okuduğunuz zaman bunları apaçık bir şekilde göreceksiniz. Peygamberin tarihi zaten apaçık ortadadır. Bu anlamda arkadaşlar bizim anlattığımız şey bir tür sosyal İslam'dır. Yani İslam'ın sosyal içeriğini Kur'an'ın ötekici, diğer hancı, yani ötekinin hamıyla damlanan, diğeriyle dayanışmayı öngören yönlerin ön plana çıkarılmasıdır. Bunun dindar zihinde ben çöktüğünü düşünüyorum. Şu anda hepsi birçoğu abdestli kapitalist olduğu için büyüme, gelişme, güçlenme, lider olma, büyük düşünme ve tabii büyük götürme hayallerine kapıldıkları için bunları anlamıyorlar. En son iktidar partisinin hazırlamış olduğu seçim beyanlarında birkaç kelime bu zihnin nereye kendini kaptırdığını apaçık ortaya koyuyor. Ne diyor? Büyüme, marka, güçlenme, lider olma. Bu aynı zamanda bir şahsın içindekini dışa vurmasıdır. Biraz evvel Cem Hoca bahsetti. Bunlarla bu toplum mutlu olamaz. Bunların sonu felakettir. Var olanı bölüşmekle, eşitliğe dönmekle, en azından biçimsel eşitliğe zihnen hazır olmakla, yoksulun sofrasına oturmakla ancak bu insanları mutlu edebilirsiniz. Aksi halde bu memleketin son umudu zaten dindarlardır. Onlar da malın mülkün peşine düşünce daha bu ülkede herhangi bir alternatif nereden bulduğunu çıkacak. İnsanların hayallerini yerlere sermiş olursunuz. 20 dakikalık kısa bir sürede özetleyeceğim şeyler bu kadardır. Soru cevap bölümünde biraz daha açıklayabilirim. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim.